Mantılı mercimekli kış çorbası. 1 su bardağı yeşil mercimek, 50 gram kıyma, 1 adet kuru soğan, yarım çay bardağı ayçiçek yağı, 2 su bardağı yoğurt, 1 yumurta, 2 diş sarımsak, 1,5 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı tuz. Mantısı için 400 gram un, 150 gram kıyma, 1 adet soğan, yarım bardak su, 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 adet yumurta, 1 litre su. Sosu için 25 gram bitkisel margarin, 1 yemek kaşığı nane. Evet, mercimeğimize siyah suyunu atılması için... Önce bunu haşlayacağız, evet, değil mi? Önce bunu haşlayacağız. Şurada suyumuz da var. Ne kadar su koyayım? Su çıkacak kadar mı? Evet, üzerine çıkacak kadar koyabiliriz. Bu yıkandı zaten ama... Harika. Geride haşlanınca bunun ayrı bir suyu çıkıyor. Tamam. Yeterli mi? Evet, yeterli. Bunun bir kaynayıp 10-15 dakika haşlanması yeterli. O zaman altını şundan yakalım. Mercimeğimiz orada. Evet. Pişsin. Bir yandan da soğanımızı, kıymamızı burada kavuracağız. Evet. Önce soğanı, sonra kıymayı. Tamam. Kavuruyoruz. Kaşığımızı şöyle yapalım. Şurada da var, şurada da var. İstersen buradan da alabilirsin. Yeterli sanıyorum. Çünkü kıymanın da yağı olacak. Evet. Bu kadar yeter. Yeterli. Bunu da daha sonra mantıya koyacağız. Mantının içine de koyacağız. Evet. Hadi bakalım. Şimdi birazcık kavrulmasına bakıyoruz. O kavrulsun. Bu arada biraz böyle kendinden bize bahsedebilirsin. Evet. Neler yapıyorsun? Evli misin? Çoluk var mı? Evet, 2 tane çocuğum var. Biri maşallah 15 yaşında, lise 1'e gidiyor. Bir de 11 yaşında bir kızım var, Barış ve Beliz. Ay ne güzel, evet, maşallah. Böyle 2 çocukla zaten yoğun bir hayat var aslında. 2 çocukla yani zaten yoğun diyorsun, evet, değil mi? Aynı zamanda ben de 3 senedir de böyle evimi mutfağa çevirdim. Onunla uğraşıyorum. Peki yani şu an ne iş yapıyorsun? Şu anda anne mutfağı açtım ben. Anne kendi mutfağı evimi açtım. Oyalı işler yapıyorum. Yani nasıl diyeyim, uzun süren mesela yaprak sarma, içli köfte. Ama böyle ev lezzeti. Ev lezzeti. Anladım. Aynen. Bir kere hani içine hiçbir şey katılmadığını. Anladım. Hani dışarıdan hiç hani hep organik kullanıyorum zaten. Öyle bir anne mutfağı. Onunla oyalanıyorum. Bana çok büyük bir meşgale oldu. Güzel bir ekip kurdum. Onunla... Evinde ekip mi kuracaksın? Evet. Nasıl yaptın? Valla ev hanımlarıyla oturuyoruz, beraber sohbet ede dolmaları sarıyoruz. Evet, yani akşama da yemek çıkmış oluyordur evde. Hobi oldu gerçekten. Yani böyle hepimiz çok mutluyuz. Bir kere kadın dayanışma o kadar güzel bir şey. Evet. Yani ben onlara en ufak bir katkım oluyorsa çok mutlu oluyorum zaten. Ne kadar güzel bir anda şey. Evdeyim, saat 4'te çocuklar geldiğinde sıcak kekle onları da karşılıyor oluyorum. Oh, mis. Öyle güzel. Ben de geleyim size veya çok hoşuma gitti. Evin ortamı şahane. Tabii güzel bir şey oldu belki. Çalışanlara çok faydası oldu. Öyle lezzetli güzel yemekler yapıyorum. Bir de kendimi de benim anne tarafım Giritli. Baba tarafım Sivaslı. Benim annem çok güzel yemek yapar. Babam yani herkes mutfağa çok meraklıdır. Babaannem bir harika yemekler yapar. Şey evet, Sivas'ın Gürün'ün işte içli köftesi. Babaannem vefat ettikten sonra onun reçetelerinin hepsine oturduk. Çünkü hepimiz bir buruk kaldık. Çünkü o bizi böyle davetlerde hep ağırlıyordu. Güzel reçetelerini açtım, yaptım. Hani böyle keyif alıyorum ya. Mutfak benim için, beni mutfaktan kimse çıkaramıyor. Yani akşam da dizimi de mutfakta seviyorum. Mutfak senin yaşam alanın olmuş. Öyle oldu. Evet. Süper. Çıkaramıyorlar dışarıya. Bu arada soğanlarımız da kavruldu. Yakmayalım sohbet ederken. Aynen. Şimdi ne yapacağız? Kıymamızı şimdi kıymamız var. Normal bir yemek yapar hepsini gibi. Koyuyorsun o zaman buna. Evet, koyuyorum. Haftada kaç gün oluyor bu evde yemek peki çalışması? Mesela her gün geliyor mu? Şimdi Pelin Hanım şöyle. Kadınlar. Herkesin bir görevi var. Yani öyle görev dağılım yaptık. Ama şöyle hani eve misafir geldiğinde sizin mutfağınız ne olur? Şöyle bir kalkar tekrar oturur değil mi? Biraz oturması zaman oluyor. Benim evim her gün kalkıyor ve oturuyor. Yani öyle bir durum var. Ama evimden de çıkmak istemiyorum. Yani başka şu anda hobi gibi. Mesela bir atölye tutmuş olsa o zaman evden uzaklaşacağım. Çocuklardan da uzak kalmış olacaksın. Evet, o yüzden evden de çıkmak istemiyorum. Bu bana iyi geldi. Yani ben mutlu olmak istiyorum. Hani mutlu olduğum şeyi yapmak istiyorum. Biraz geç oldu keşfetmem mutfağa girmeyi aslında. Olsun. O kadar ama ben turizm otelcilik mezunuyum. Gastronomi okudum. Okurken de mesela biz gündüz Boğaziçi'nden mezunum ben. Kuzey Kampüs'te sabah dersimizi alırdık. öğlen o derste yaptıklarımızı satardık. Siz isterseniz bunu kapatırken ben de hamuruma başlayayım. 400 gram bir unumuz olacak. Oradan ölçeceksin. Evet. Bu basit bir hamur mu? Evet, biraz mantı sert için olması gerekiyor. Biraz sert. Basit bir hamur, evet. Evet, bir yumurta kıracağız sonra yumurta içine. Kıracağız. Bir de yarım bardak suya ihtiyacımız var. Tamam, şuradan bardağımı alayım. Evet. Şöyle koyalım. Biraz da tuzumuz da burada. Onu da verelim. Tamam, yeterli. Tamam. Evet, şöyle karıştırıyoruz ve yavaş yavaş unumuzu mantımıza yedireceğiz, değil mi? Evet. Bu da sanıyorum kavruldu. Altını kapatayım mı bunu? O kavruldu, evet. Bunun üzerine şimdi bir su koyuyoruz. O zaman şöyle yapıyorum. Şimdi sen bana yeter dersen, evet, şöyle koyalım. Yarısına kadar sanıyorum. Tamam. Yeterli mi? Tamam, yeterli şimdi. Kapağını kapatayım o zaman. Çorbamız helmelensin efendim. Helmelensin. Öğrendim galiba. Evet. Her yörenin ne kadar farklı, değil mi? Evet. O zaman baba Sivaslıydı, değil mi? Babam evet Gürünlü, ama babam da İstanbul'da doğmuş aslında. Helmelenme Sivas'tan gelen bir evet, babaannemin. Evet. Şimdi hamurumuzu biraz yoğuralım, kıvam alsın. Tamam. Sohbetimizde çok böyle yemek istiyorum. Çok keyifli şeyler anlatıyor Özge. Tamam. Hamurumuz olduğu zaman tekrar sohbetimize kaldığı yerden devam edeceğiz. Hamurumuz kıvamını aldı. Artık açacağız. Evet. Açalım da bir çiğ hamur değil ya. Bir de öyle başlayayım. Birazcık dinlensin. Bu arada ben mantının içini yapayım. Ne koyacağız harcına? Kıymamız var. Kıymamız var. Karabiber koyuyorsun biraz. Evet. Ve soğan koyuyorum. Şimdi bunu güzel bir yoğuruyoruz. Tamam. Ben de merceklerimi süzüyorum. Mercik. Kısalttım. Mercik dedim. Şöyle. Evet, şimdi bu mercimekleri çorbamıza ekliyoruz. Güzelce kaynatacağız onları. Aslında tabii mantı içinde mantı olduğu için uğraşlı bir çorba, evet. Ama evet, şimdi mantı yapmak da bir mesele çünkü. Mantı yapmak mesele. Hazır mantı alıp koyabilirsiniz ya da evet, içine da kesme koyabilirsiniz. Evet. Erişte kesme dedin değil mi aslında? Evet, erişte koyabilirsiniz ya da mantıyı hazır alabilirsiniz. Hani o daha da kolaymış ama yaparsanız tabii ki çok daha şimdi güzel mercimeklerimi olur. Süzdüm, içine ekliyorum. Bir şey diyeyim mi? Şu hali bile çok besleyici gözüküyor. Evet, soğanların iri iri durmasını istemediğim için çok minik doğradım mantılı soğanı. O yüzden iyicene eziyorsun. Evet, iyice eziyorum, güzelce yoğuruyorum. Bu arada bu yavaş yavaş kaynıyor. Evet, bu da oldu. Şimdi mantılarımızı açacağız. Harcımız burada. Sen açtıktan sonra şunu da alalım. Elimizin altından. Hatta şunu da alıyorum. Tamam. Rahat rahat açabiliriz. Evet, böyle rahat kesilebilen bir hamur. Biraz daha sert. Annemin dokundurduğum için fark ettim. Biraz daha böyle kıvamlı bir, sertçe bir hamur oluyor. Yandan bakayım. Güzel kaynıyor. Evet, o daha uzun süre kaynayacak. Bu arada hamur biraz zor açılıyor, değil mi? Evet, sert olduğu için. Bir anda böyle hemen büyümüyor. Biraz sert bir hamur olduğu için biraz çaba sarf etmek lazım. Aynen öyle. Ne kadar daha büyüteceksin hamuru? Biraz daha büyüyecek, çok az daha. Hamurumuzu açalım. Sonra güzel bir Türkmen mantısı olarak kapatacağız, değil mi? Evet, öyle yapacağız. Türkmen usulü kapatacağız. Hadi bakalım. Şimdi hamurumuzu keseceğiz. Hamurumuzu kesiyoruz, evet. Nasıl yapacaksın? Önce uzunlamasını kesiyorsun. Evet, biraz geniş bırakıyorum. Biraz geniş bırakıyorum şöyle. Çünkü Türkmen mantı yapacağım için biraz daha aralık olması gerekiyor. Hani böyle biraz yeri olması gerekiyor. Ben mantıyı gördüm mü, yedim mi diye düşünüyorum ama yemedim galiba. Ya da şimdi görünce anlarım şimdi aradaki farkı. Kenarlardan da şöyle keselim. Fazlalıkları alıyorsun. Evet. Büyük büyük kareler yaptın değil mi? Evet, büyük kareler gibi, kare gibi. Evet, kıymamızı alayım. Şunları da keselim istersen birazcık. Evet, onları da keselim. Hadi dur, ben yardım edeyim. Tamam. Ben onları keseyim, ben sana da kıymayı vereyim, aynen. Tamam. Şurada. Ya da burada bıçak olacak, tamam. Ben bunlardan yerim. Affetmem. Evet. Bitti. Şimdi. Hı. Nasıl kapatıyorsun? Böyle kapatıyoruz. Önce. Bakayım. Böyle kapatıyorum. Hı. Sonra biraz burada yer açıyorum kendime. Sonra da böyle kapatıyorum. Ha, bu daha farklı kapaması. Evet. Evet. Her çıkan parçayı yiyebilirim şu an. Bu derece hamur hoşuma gitti. Hem çok güzel. Çok güzel. Hem de çocuklar seviyor mu? Tabii ki. Sevmezler mi, değil mi? Kim sevmez. Şöyle. Evet, Türkmen mantılarımız böyle. Böyle kapatacağız. Ben evet. Arada yiyeceğim kalanları, artanları şöyle. Olsun. Evet, sonra zaten suyumuz kaynadı bu arada. İçine atacağız. Aynen öyle, evet. Yoğurt ne zaman giriyor? Şimdi hemen onu yapıyoruz. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Bunları kapatalım. Buraya atalım. Sonra ortalığı da biraz toparlayalım. Sonra yoğurdumuzu katacağız çorbamıza. Hadi bakalım. Evet. Şimdi çorbamız kaynadı. Mantımız da oldu. Şimdi buraya ne kadar yoğurt kullanacağız? 2 su bardağı yoğurt yeterli. Hepsini koyabilirsin. Sonra dolu 2 su bardağı var. Evet. Şöyle çorbamızın miktarına göre ayarladım. Burada da 1,5 kaşık unumuz var. Evet. Bir de yumurtamızı kıracağız. Tamam. Yumurtamızı şuradan hemen. Evet. Alalım. Süper. Önce onu yapacağız. Koyacağız. Sonra mantımızı atacağız. Değil mi? Evet. Önce meyhanemizi yapacağız. Akını kullanacağımız yer olursa aslında sadece sarısı da olur. Bunun içine de sarımsak koyuyorsun. Evet. Değil mi? Evet, bu da çok lezzet veriyor. Zaten bir soğan koyduk, pardon, doğru. Evet evet, hiç sarımsak yok, sadece burada 2 tane sarımsak ona bu sosuna çok lezzet veriyor. Kokular da insanın iştahını artırıyor. Çocuklar en çok hangisini seviyor evde? Bu çorbayı çok severler. Bu çorba dediğim gibi mantı olduğu için içinde bol bol yiyorlar. Şimdi onu önce bir karıştıracağız. Evet, onu güzel bir karıştıracağız. Şunu da şu tarafa alayım. Biraz da tuz alabiliriz bunun içine. Çok az alabilirim. Ben koyayım tuzunu da. Ben tuz miktarını da çok fazla abartmadan koyuyoruz. Evet. Geri dönüşüm daha zor. Evet, bunu güzelce. Oldu galiba. Evet, oldu. İstersen yoğurdun oraya bırakabilirsin. Tamam. Nasıl yapıyorsun? Evet, şimdi şöyle yapıyorum. Biraz alalım bunu suyundan. Evet, biraz suyundan alıyoruz. Evde yavaş gibi. Evet. Biraz bunu yumurtaya pişmesine. İstersen şunu da biraz da çırpabilirsin. Böyle yapalım. Tamam. Şöyle yapalım. Evet, sizden yardım edeceğim. Böylelikle yumurtamız pişmiyor. Biraz daha alayım. Alayım mı? Hı hı. Aslında çorbayı, burayı ılıklaştırırsak eğer çok daha rahat kesilmez. Evet, o yüzden birbirine yakın bir şeye almamız gerekiyor. Biraz daha alabilirim. Sıcaklıklarını aslında eşitliyor gibi oluyoruz. Evet, eşitliyor gibi oluyoruz. Evet, gösterelim. Oldu. Siz karıştırabilirsiniz. Tamam. Şimdi biraz da şöyle ekleyeceğiz. Daha da su ekleyeceğiz mi? Şöyle? Evet, ekleyeceğiz. Of, çok güzel gözüküyor. Bakar mısınız? Mis mis besleyici çorba. Burada sıcak suyumuz vardı. Var orada, oradan alabiliriz. Evet, şimdi biraz tabii zaten kaynadığı için sıcak eklememiz lazım. Evet. Şimdi altını açalım yine. Şimdi açalım. Biraz tıkırdasın, mantılarımızı öyle koyalım, değil mi? Çiğ un kokusu gidene kadar diyoruz. Şimdi artık mantılarımızı atabiliriz. Sana vereyim. Evet. Şöyle. Yavaş yavaş. Çabuk pişiyor. Mantı çok çabuk pişiyor. Şöyle. Önce bir dibe çöküyor. Sonra üste çıkacak. Evet, sonra üste çıktığı zaman da pişmiş olarak kabul ediyoruz. Bu arada da yağımız var. Naneyle yağımızı kavuracağız. Evet. Ama şöyle yapalım diyorum. Bir püf noktası olarak önce margarinimizi eritelim. Sonra altını kapattıktan sonra nanelerimizi koyalım ki o acılığı gitsin ama rengini de kaybetmesin. Aynen, aynı zamanda. Evet. Şöyle altını açayım. Bir de bu çorbaların bu yağ ve naneyle aldıkları lezzet ya da diğer otlarla işte asıl o çok bence son imzayı çorbada o atıyor. Şöyle şimdi şu kadarcık koysam muhtemelen yetecek. Bu erisin, altını kapattıktan sonra nanelerini ekleyeceğiz. Evet. Bu sırada çorbamız da kaynasın. Sonra üstüne döküp birleştireceğiz. Evet. Altını kapattım. Şimdi nanemi ekleyeceğim. Şöyle bol olsun. Evet, evet. Daha biraz daha koyayım. Süper. Bunun da kokusu çok güzel. Değil mi? Acılığı gitti ama karpuz rengi çok güzel oldu. Yeşil yeşil kaldı. Evet, şimdi onun üstünde de çok şık duracak. Ekleyeyim mi o zaman? Ekleyelim. Hadi şöyle yapayım. Görseli güzel de şöyle evet, işte. Bir mis. En güzel görüntü de bu bence. Değil mi? Çok güzel oldu. Hakikaten bir yoğurt çorbasını çok farklı şekilde yaptık bugün. Çok renklendirdik, çok daha besleyici hale getirdik. Evet, zaten hemen mantılar evet, kendi evet, belli çıktı. Ediyor. Evet, evet. Dediğin gibi. Yapalım mı servisimizi? Evet, lütfen. Hadi yapalım. Evet efendim, sıcak. Evet. Isınmış hemen. Evet. Şöyle getireyim. Mis gibi bir mantılı, mercimekli kış çorbamız var. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ortada toparlayalım, malzemelerimizi hazırlayalım. İkinci yemeğe geçiyoruz. Peki.